Özel karakterlerin bir URL aracılığı bir PHP sayfasından diğerine nasıl aktarıldığını incelemiştik. Şimdi metin editörüyle birinci sayfa PHP dosyasını açın. Ekranda bağlantı adını gösteren yeri slip HTML kodu içeren bir metin girin. Sayfayı kaydedin. Tarayıcıyla birinci sayfa PHP dosyasını açın. Açıklama metninin başında eksilme olduğunu görebilirsiniz. Şimdi metin editörüne geri dönün. Az önceki sorunu PHP kodu ekleyerek giderebilirsiniz. Gerekli kodu ekrana yapıştırın. Bağlantının açıklama bölümüne echo komutuyla birlikte yapıştırılan koddaki değişkeni girin. Değişkenin HTML Spatial Charts fonksiyonu içinde girildiğini görebilirsiniz. Şimdi tarayıcıya geri dönüp ilk sayfa PHP sayfasını yenileyin. Açıklama tam istediğiniz şekilde görüntülenecektir. Şimdi kaynak kodunu görmek için tarayıcının görünüm menüsündeki kaynak seçeneğini tıklayın. Büyüktür ve küçüktür işaretlerinin farklı iki komutla yazıldığını görebilirsiniz. Bu sayede girdiğiniz açıklama metninin HTML özel karakterleriyle uyumlu olup olmadığını her defasında kontrol etmeye gerek yoktur. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için farklı değişiklikler yapalım. Şimdi gerekli PHP kodunu yapıştırın. Birinci değişken PHP tarafından oluşturulmuş var olmayan bir konumu gösteren bir metindir. İkinci değişken ise bir dizi metin ve üçüncü değişken de HTML açısından önemli dolar, çift tırnak ve slash gibi önemli karakterler içeren bir metindir. Şimdi bu metinlerden oluşan bir link yazmak için gerekli kodu yapıştırın. Kaydedip tarayıcıda bu PHP dosyasını açın. İmleci linkin üzerine sürüklediğinizde, deneme için girilen bütün özel HTML karakterlerinin bağlantı satırında sorunsuz bir şekilde görüntülendiğini görebilirsiniz. HTML Spatial Charts komutu, özel karakterlerin sayfa görünümünü bozmasını engelleyecektir.